Faruk senin ne yaptı? Gözünü çıkarttı, dişini parçaladı. Bu bir kanun. Arabana kim vurdu? Hiç kimse. Durduğu yerde şunu farı niye kırıldı? Kırılmışsa bir kıran var. Değil mi? Yıkılmışsa bir yıkan var. Tahrif varsa o tahribi yapan var. Bakın. Bunu teşkil ettiğimiz zaman kainatta küllü bir kaide ve küllü bir kanun karşımıza çıkıyor. Şu hatı kim yazdı? Yazılmışsa yazan var. Çakılmışsa çakan var. Değil mi? Kevlenmişse kevleyen var. Yırtık dikilmişse diken var. Bozuk bir şey eski haline döndürülmüşse yapan var. Bu kaide. Evet. Bu ehemmiyetli bir kaide. Evet. Bunu Üstad Hazretleri tevhide delil getiriyor. Bu bir. Şimdi adım adım gidelim. Nasıl ki madrup elbette daribe delalet eder. Eder. Sanatlı bir eser sanatkarı icap eder. Hı. Şimdi adım adım getiriyor. Ya bir şey yapılmış mı? Sanatlı mı? Ölçülü mü? Müzeyyen ve mükemmel mi? Bitmiştir artık ya. Sanatı görüp de sanatkarı inkar eden yobazdır. Şimdi bak Süleymaniye. Bak. Estetik, tenasüp, ölçü, mükemmellik. Bir sanat harikası. Bir mimari şaheser. Süleymaniye bak. Hadi Sinan'ı görme. Sinan'ı görmeyen kör hakikat noktasında nedir? Kördür. Sinan'ı görmeyen göz hakikat noktasında kördür. Yani. Şimdi sanatlı eser sanatkarını gösterir. Bu da bir kanun. Şimdi kapıya pencereye bak. Sonra gel marangozu inkar et. Marangozu inkar eden ahmaktır. Hat sanatına bak, hattatı inkar et. Yobazdır yani. Elbiseye bak, terziyi inkar et. Bu misali açın. Etrafınıza bakın. Mesela şimdi şuradan başlayın. Hangi şeyin ustası yok? Her şeyin ustası var. Her şey hakikat noktasında ustasına nispet edilir. Çok güzel bir elbise yaptırdın. Değil mi? Soruyorsun kime yaptırdın? Hangi terzi yaptı? Şu resmi bak şu resmi bakın soru. Hangi ressam çizdi? Şu tabloyu hangi hattat yazdı? Kanun bu. Bak, eser bir cihette kendini gösterirken çok cihette ustasını gösterir, ustasını tarif eder. Yani şu kitap bakın. Bu kitap kendini gösteriyor bak. Hariç alemde bir ağırlığı var, bir keyfiyeti var değil mi? Gözle görüyoruz, elimizde tutuyoruz. Bunu varlığı inkar edemeyiz. Kitap bir cihette kendini gösterirken çok cihette değil mi? Katibini geçelim de müellifini gösterir. Hal dili ile. İşte Müslüman, değil mi? Arif Müslüman, hal dilini okuyandır. Hal dilini okumayan kaldır. Kalabilir misiniz Anadolu'da? Değmemiş, yetişmemiş meyveye ne derler? Kal derler, kal. İşte bakıyorsun, dağ armutları var, tam değmemiş. Çocukken gider yerdik, hıh derdi, boğazımızda tıkanırdı. Kal, yetişmemiş. Karpuz işte. Karpuz değil, daha kabak, kal. Halı anlamayan kaldır. Kabaktır yani açıkçası. Bak, ya. Bak, şimdi bütün kainat, bakın, hal diliyle Allah'ın varlığını, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini, kainat, Allah'ın sanatkarlığını, rububiyete medar, fiili esmanın güzelliklerini gözlere gösteriyor. İşte şu kitap, hal diliyle beni yazan, telif eden müellif, İlim sahibi. Alim ki yazmış. İradesi var. Kudreti var. Mahareti var.
yazdığı sahaya vukufiyeti var. Gören, işiten, bilen, yazan hayattar bir varlık. İşte kitap bir cihette kendini gösterirken çok cihette ustasından haber verir. Şimdi kitabı kaldır, yerine kainatı koy. Kainatta her şey, her mevcut. Ama özellikle hayat sahipleri. Ya bak, çok cihette Cenab-ı Hakk'ı vasıf ve sıfatları ile akıl gözüne gösteriyor. İşte bu bir gözlük. Bu gözlüğü bak, bu gözlüğü gözüne tak ve bak. Allah'ın yarattığı her şey sanat-ı ilahiyedir. Başka her şey kudret-i ilahiyenin mucizesidir. Başka her şey hikmet-i ilahiyenin harikasıdır. Başka Cenab-ı Hak fiili esmaya medar güzelliğini o eşyanın mahiyet ve hakikatında teşhir etmiş ve gösteriyor. Şimdi bunu adım adım gideceğiz. Evet, devam edelim. Velet, bakın şimdi bu şimdi bunu külli manada düşündüğümüz zaman bakın marifetullah'a medar namütenahi bir mana içimizde açılıyor. Değil mi? Yani şunu demek istiyorum. Mesela Mimar Sinan'ın aşağı yukarı 300 küsur eseri var. İşte Süleymaniye, Selimiye, değil mi? Başka işte yaptığı köşkler, saraylar, köprüler hepsini topla 360 falan eser. Dünya Sinan'ı 360 eserle tanıyor. Doğru mu? Doğru. Bak hepsi mükemmel. İşte beşer tarihinin en büyük şeylerinden, mimarlarından birisi. Bakın bu kanunu alın, kainata çıkın. Yer ve gök içindeki her mevcut Allah'ın varlığının ayetidir. Sanat-ı ilahiyedir. Ha. Sinan'ı 360 eser gösteriyor. Allah'ın varlığını kainatta ne kadar zerre, ne kadar hücre, ne kadar canlı, mikroorganizmalardan ta memelilere kadar sürünen, koşan, kulaç atan, karada, denizde, deryada, semada ne kadar mahluk varsa hepsi tevhidin ayatıdır, Allah'ın sanatıdır. Sinan'ı 360 kere gösteriyor, bütün kainat, değil mi? Sonsuz dillerle Allah'ın varlığını akıl gözüne tescil ettiriyor. Demek bütün mahlukat müsebbihtir, hal diliyle Allah'ın kemalatını ilan ediyor, gözlere gösteriyor. Her şey değil mi? Sanatta eser, hal diliyle, hal var ya, hal. Hal diliyle her sanatta eser, sanatkarını medih ve sena eder. Bu da bir kanun değil mi? Bak şimdi karşımızda kamera var. İşte bu kameranın arkasında beşerin 5000 senelik neyi var? Birikimi var. 5000 seneden sonra bu kameraya çıktık. Şimdi bu kamera hal diliyle beşerin teknolojisini, İnsanı hayvandan ayıran özelliği gözlere gösteriyor mu? Gösteriyor. Bundan 6000 sene önce dağda efendim bir çocuğu 2 yaşında 3 yaşındaki bir çocuğu dağa bırakın, ormana bırakın. 10 dakikada canavarlar ne yapar? Parçalar. Bak. Kurtlar, çakallar işini bitirir. Bak. 6000 sene önce kurt ve çakallar orman kanunu içerisinde insandan daha güçlü. Şimdi bakın. İşte insanın İlim ve mahareti, insan nerede, nereye yükseldi, hayvanlar nerede kaldı bak. Çakal aynı çakal, kurt da aynı kurt bak. Bir adım atmadılar ya. Bak, insanın ilmindeki terakki, işte insanın meziyetini, kemalatını ne yapıyor? Akıl gözüne gösteriyor mu? Şimdi bu gözle baktığımız zaman Sinan'a 360 eser gösteriyor. Allah'ın varlığını, kainattaki bütün mevcudat, bütün mahlukat sanat diliyle. Değil mi? Ölçüyle, takdir ile, nizamla, hikmet noktasından, inayet noktasından, rahmet noktasından, sanat noktasından, icaz noktasından akıl gözüne teşhir ediyor ve gösteriyor. Evet. Velet, validi iktiza eder. Şimdi bunlar ölçü verir bak. Darp, madruba. Darbe yemişsen muhakkak kafanı kıran var, dişini töken var.
Değil mi? Ha. Sanatlı bir eser varsa katiyet derecesinde sanatkar var. Evet. Oku. Velet. Ha. Çocuk varsa değil mi? Valide. Valid de var, valide de var. Valid baba, valide anne. Çocuk var mı? Bu çocuk semadan inmedi. Ana rahminden çıktı. Çocuk varsa elbette babası var, annesi var. Bu da bir kanun. Evet. Tahtiyet, fevkiyeti istizam eder. Yani bir şeyin altı varsa, değil mi? Bir şeyin altı varsa, ala külli hal, üstü de var yani. Sağı varsa solu var. Önü varsa arkası da var. Bak, tahtiyet de fevkiyeti. Alt, yani şu apartmanın altı var mı? Alt katı. Eylesi üstü de var. Bu da bir kanun. Evet. Ve hakeza bütün umuru izafiye tabir ettikleri biri birisiz olmayan evsaf-ı nisbiye misindir? Umur izafiye bak. Birini söyleyince diğeri akla geliyor. Bak. İşte karanlık deyince ne akla geliyor? Aydınlık. Nur deyince akla ne geliyor? Zulümet. Değil mi? Aha. Tahtiyet deyince akla ne geliyor? Fevkiyet. Aşağı, yukarı. Alt, üst. Ön, arka. Sanat, sanatkar. Fiil, fail. Darp, madrup. Evet. Aynı kanun. Evet. Bütün umuru izafiye tabir ettikleri biri birisiz olmayan evsaf-ı nisbiye misillü şu kainatın... Ya şimdi, biri birisiz olmaz. Yani şimdi çocuk dünyaya gelecek. Hadi gelsin. Sünnetullah kanunu. Sabahtan akşama kadar elini açıyor bir... Bana çocuk ikram et. Semadan çocuk inmezse. Sünnetullah kanunu çocuk Allah'tan istenmenin yolu nedir? Nikahtır yani. Evet. Şu kainatın cüz'iyatında ve heyeti umumiyesinde görünen imkan dahi vücubu gösterir. Şimdi ilmi kelam alimlerin üzerinde çok durmuş oldukları bir nokta. Kainat mümkündür. Tabi buradaki imkan ve mümkün, Türkçedeki imkan ve mümkün manası değil. Kelam ilmine medar bir şey, istila. Şimdi ulemanın üzerinde çok durduğu, çok da derin bir mesele. Risale-i Nur bunu çok kısa formüle şeklinde ifade etmiş. Çok hakimane bize gösteriyor. Şimdi mesela benim önümde bir kağıt var. Elimde de mürekkep kalem var. Şimdi kağıda bir yazı yazacağım mesela. Ahmet yazacağım. Ali yazacağım da. Üç tane harf. Şimdi bak. Şimdi Ali'nin yazılması. Kağıtta Ali var mı? Yok. Öyle bir yazı var mı? Kağıt boş. Ha. Şimdi kağıttaki yazı. Bak. Ha. Ben katibim. Ben müellifim. Elimde kalem var. Mektup yazacağım. Kıymetli babacığım. Şimdi K harfini K'den başlıyoruz. Kıymeti yazacağım. Şu harfin, ilk harfin ve arkasını takip eden harflerin yazılması benim için mümkün. Ben dilersem yazarım. Dilemezsem yazmam. Değil mi? Ha. Demek şu cümlenin varlığı vacip, yani vücub derecesinde bir illeti, bir müreccihi iktiza eder. Yani konu aynı noktaya geliyor. Yani katip olmadan mektup olmaz. Şimdi kıymetli kardeşim, değerli amcam, babam, kardeşim yazacağız. Bak, benim için yazıp yazmak müsavi. Şimdi yazı yazıldı. Bak, yoktu, varlık alemine çıktı. Biraz önce yoktu, kağıt boştu. Şimdi mektup yazıldı. Ha, işte bu yazı mümkün. Yani varlığıyla yokluğu müsavi. Varlık alemine çıkması bir illet istiyor. Nedir? Vücub derecesinde, yani vacip derecesinde, zaruri derecesinde bir katip lazım ki şu kıymetli kardeşim ne olsun? Kağıda çıksın. Bu kanun. Pratik ve kısa ifade edersek, mektup yazılmış mı? Mektup, katibin varlığını
bedahat derecesine akıl gözüne gösterir. Kitabeti arkasında mektup katibini gösterir. İşte A harfini yazmak müsavi. Yazmayı tercih edersem varlık alemine çıkar. Yazmamayı tercih edersem çıkmaz. Şimdi kainat mümkündür. Ne demek? Yani kainat ezeli değil. Kainat masnudur. Yani hadistir. Yani sonradan ihdas edilmiş, yazılmış. Ha, yazılmış mı? Aynı mektuptaki Ahmet'i Mehmet'i yazmak gibi. Kainat yazılmış. Kainat ezeli değil, kainat kadim değil. Yazılmış. İşte şu mektup zaruret derecesinde, bedahat derecesinde katibi gösterdiği gibi kainat da mümkün. Mümkün. Varlığı ezeli değil. Kainatın varlık alemine çıkması müreccih bir illet ister. O nedir? Vaciptir. Demek mümkün, vacip olan Allah'ın varlığını zaruret derecesinde akıl gözüne gösterir. Bu kelam alimleri bunu böyle daha delillerle ifade etmişler ama pratik ifade edersek, ya mektup yazılmış mı? Bitti. Katip olmadan mektup olmaz. Terzi olmadan elbise olmaz. Dülger olmadan duvarcı olmaz. Marangoz olmadan kapı ve pencere olamaz. Evet. Ve bütün onlarda görünen infial bir fiili gösterir. Yani infial ne demek? Fiili kabullenmek. Münfail. Bir şey münfail, fiili kabul etmiş ise o münfail, fiili kabul üzerinde çalışan müessir bir saik vardır. Değil mi? Mesela pastaneye gidiyorsun. Değil mi? Adam vitrine 40-50 tane pasta dizmiş. Aşağı iniyorsun. Ustalar çalışıyor. Hamur. Teknede hamur duruyor. Şimdi hamura şekil verecek münfail. Mesela bir hafta sonra mübarek bir gece İstanbul'da ne satıyorlar? Efendim, kandil simiti. Küçük simit yapılacak bak. Hamuru alıyor, içini boşaltıyor. Kandil simiti. Başka kalp şeklinde yapıyor. Üçgen şeklinde, dörtgen şeklinde, çokgen şeklinde yapıyor. Nasıl yapıyor? Hamur münfail. Kalıba girdi mi? Bir şekle girdi mi? Bu da kanun. Kalıba giren her hamur, arkasında o hamuru yoğuran bir elden, bir maharetten ne yapar? Haber verir. Bu da kanun. Eskiden Osmanlı kültürü içerisinde düğünler olurken Anadolu'da ceviz sandığı neden yapılırdı? Cevizden, değil mi? Cevizden. Eskiler daha iyi bilir. Bakıyorsunuz o ceviz şeyi münfail. Adam cevizi yontmuş, gül çıkartmış. Gülden, eskiler bilir, gülden neler? Sandıkçalar. Münfail. Fiili kabullendi. Kim işledi? O tahtaya kim şekil verdi? Kim tanzim etti? Kim tertip etti? Münfail. Adam heykeltıraş. Mermeri önüne alıyor. Bakıyorsun, çok ince aletlerle böyle. İnce vuruşlarla böyle kaba vuramazsın. Böyle, değil mi? Kör ve kaba vuruşla değil bak. İnce vuruşlara bakıyorsun, burun çıkarttı. Acemi bir adam vursa bak burun gitti, mermerin işi bitti. Bak kulağı çıkartıyor, burnu çıkartıyor. Ağzı, çeneyi, eli, ayağı çıkartıyor. Münfail. Mermer münfail. Fiili kabullendi. Peki fail kim? Hadi. Çekiç. Çekiç. Oldu mu? Hadi. Çekiç desen, millet der ki ya sen Bakırköy'den mi kaçtın yoksa Elazığ'dan mı geldin? Bakın. Dünyanın en güzel kumaşını getir terziye ver. Terzi prova defteri de. Prova defteri ne? Kader defteri. Önce çiziyor. Sonra plana göre giydiriyor. Değil mi? Adam bakıyorsun az gelişmiş ülkenin çok gelişmiş evladı. Göbek 1.80, omuz 1.90 ona göre kesiyor. Kader, plan. Ondan sonra giydiriyor.
Şimdi terzi dese ki efendim toplasa basın çok yaygara yapıyor ya basın mensuplarını arkadaşlar gelin çok antika bir olay yaşadım size açıklayacağım. Buyurun şimdi bütün basın mensuplarını topladı. Bu arkadaşımız dün akşam ben tam terzi dükkanını kapatırken dünyanın en güzel kumaşını getirdi. Ben de kumaş masanın üzerine koydum. Makas oradaydı. İplik de oradaydı. Tikiş makineleri de orada. Kapıyı iyice kilitledim. Bir de şeyi çektim. Kepengi çektim. Sabahleyin geldim. Elbise dikilmiş. Mükemmel mi mükemmel. Şahane mi şahane. Tam bu adamın boyuna, tipine uygun şekilde kesilmiş, dikilmiş. Hatta düğmelerine kadar yerleştirilmiş dese ne derler? Belli mi edecekler ya? Allah Allah. Ya. Bir şey fiili kabul ediyorsa, münfail ise kim vardır? Fail vardır, fail. Ya. Bak. Ya. Bak. Ya. Şimdi bak bunlar nasıl bir Allah'ın varlığının delilleridir. Değil mi? Ya. Bütün insanların menşei bir damla beyaz kan. Beyaz kan. Allah Allah. Beyaz kanın ana rahmindeki teşekkülü. Ya. Allah Allah. Kalp bak. Sadece dış organlara yaratılmıyor yani değil mi? Bak beşer bir şey mesela bir adam heykeltıraştır, heykel yapıyor. Heykeli nerede işliyor? Mermerin dış kutrunda değil mi? Dışında. Yani mesela bir adam dünyanın en güzel bir şeyi heykeltıraşı mermeri işleyecek. Tamam da şimdi mermeri heykeli yaptı. Dünyanın en güzel heykeli. Mermeri kırsan içinde kalp var mı? Ciğer var mı? Pankreas var mı? Kan var mı? Sinir sistemi var mı? Kılcal damarlar var mı? Ya. Geçen sempozyumda bir arkadaş söyledi. İnsandaki bir profesör, biyokimya profesörü bir arkadaşımız. İnsandaki damarlar, kılcal damarları birbiri üzerine eklersek 150 bin kilometre ediyormuş. Dünyayı ekvatordan 4 kere çeviriyor. Allah Allah. Şimdi Allah Allah. 150 bin kilometre bir insandaki damarlar. Allah Allah. Şimdi adam heykeltıraş mermerin dışını yoktu. İçinde mermerin içinde kalp mi var? Ya bak, 90 sene ya. 90 sene açılıyor, kapanıyor, açılıyor. Mide mi var? Bağırsak mı var? Kan mı var? Alıyor mu var? Akıyor mu var? Tıp gözüyle bak, hiçbir şey yok ya. Ya Allah Allah. Ya. Ya. Bak, eşya yaratılan her şey fiili kabulleniyor. Fail kim? İşte fail, mukaddir olan, munazzım olan, mükemmel olan, alim olan, kadir olan, sani olan kimdir? Allah. Allah'tır, Allah azim şandır. Onun için münfail, infial neden haber veriyor? Fiilden haber veriyor. Bak bu da kanun. Şimdi bu gözle baktığımız zaman bak her şey, kainat her şey bir şekil üzerine yaratılmış. Fiili kabullenmiş. Demek bütün kainat bir musavvirin tasvirinden çıkıyor. Bir mükemmelin kemalından geliyor. Bir alimin ilmine delil oluyor. Bir mukaddirin takdirini gösteriyor. Ya. Bir munazzımın nazmını gösteriyor. Bak bin bir esmaya medar güzellikleri eşyanın infialin arkasında ne yapıyoruz? Görüyoruz, müşahede ediyoruz. Evet. Ve umumunda görünen mahlukiyet halikiyeti gösterir. Bak şimdi birbirsiz olmayan sıfatlar değil mi? Bak. Değil mi? Birbirisi olmayan. Mahlukiyet. Mahluk yaratılmış. Mahluk dedim mi? Mahluk neye delildir? Halık'a delildir bak. Halk eden onu yaratmış. Evet. Ve umumunda görünen kesret ve terkip. Kesret ve
Terkip de neyi gösteriyor? Vahdeti, vahdeti gösteriyor. Zaman. Evet, evet. Ve vücub ve fiil ve halikiyet ve vahdet. Vahdet. Bil bedahe ve biz zarure mümkün, münfail, kesir, mürekkep, mahluk olmayan. Evet. Vacip ve fail, vahid ve halik olan mevsuflarını ister. Evet, evet. Evet. Bunlar demek bu vasıflarla Allah'ın hem faili mutlak, hem alim mutlak, hem kadir mutlak olduğunu, hem sani, hem hakim olduğuna ne olmuş oluyor? Delil ve hüccet olmuş oluyor. Evet. Öyleyse bil bedahe bütün kainattaki bütün imkanlar, bütün infialler, bütün mahlukiyetler, bütün kesret ve telkipler, bir zat-ı vacibül vücud, faalini ma yurid, halik-i kulli şey, vahidi ehade, şehadet eder. Evet, bakın. Şimdi bunların her birisi ne oldu? Bir dil oldu, bir lisan oldu. Allah'ın varlığını bedahat derecesinde akıl gözüne göstermiş oldu. Evet. Elhasıl nasıl imkandan vücub görünüyor? Evet. İnfialden fiil ve kesretten bak şimdi hılkat bahset. Hılkat hamuru değil mi? Allah Allah bak. Allah hılkat hamurundan ya bak milyarlarca mahluku yarattı. Ya Allah bekler. Şimdi karaları düşünün, denizleri düşünün. Denizlerin içindeki balıklara bakın. Ormanlar, toprağın derinlikleri, sema. Milyarlarca canlı. Ya bak, ya bak. Hepsinin bak, hılkat hamuru. Menşeleri bir. Yumurtadır, yumurtacıktır. Habbedir, çekirdektir, tohumdur. Allah Allah. Ya, açan kim? Tanzim eden kim? Takdir eden kim? Ölçen kim? Tenasüple yaratan kim? O yaratılan mahlukatın hayatına lazım olan bütün ihtiyaç dairelerini tertip eden kim? Teşkil eden kim? Tanzim eden kim? Ya, evet. Evet. Nasıl imkandan vücut görünüyor? İnfialden fiil ve kesretten vahdet, bunların vücudu onların vücuduna katiyen delalet eder. Öyle de mevcudat üstünde görünen mahlukiyet ve merzukiyet gibi sıfatlarda tabii bunların üzerinde durmak lazım. Bakın merzukiyet diyor. Değil mi? Rızıklandırma. Ya. Bak. Allah her canlıya istidat kabiliyetine muvafık ve mutabık kaba manada bir mide vermiş mi? Bak. Bir mide dairesi var. Bütün mahlukatın rızkı mukannen. Mukannen ne demek? Barkodlu. Değil mi? Bir alışveriş merkezine gidiyorsun. Eskiden adam sayıyordu, usanıyordu. Şimdi bakıyorsun aletin önünden geçiyor, barkodlu okutuyor. Değil mi? Barkodlu. İşte şu elma kimin rızkı? Şu buğday tanesi kimin rızkı? Şu domates, şu patates, şu patlıcan kimin rızkı? Kimin? Ezelden barkottu. Ezelden. Ta atladık Avustralya'ya gittik. Avustralya'da. Bak. Okyanustan balık getirmişler. O balıklar buralarda yok. Önüme koydular. Allah Allah. Türkiye'de doğu. Sonra ta Avustralya büyük okyanustan balığı ye. Mukannen. Ezel barkotlu. Bak. Bak ya. Allah Rezzak. Rızk ya rızk münteşir düşündürüyor ya. Değil mi? Ya. Bir de bakıyorsun efendim Arjantin'den elma gelmiş. Bak, adam Arjantin'de elma ağacını büyütüyor. Ta geliyor Türkiye'de kimin rızkı ise ona gidecek. Allah Allah. Bütün mahlukatın rızkı bak. Nasıl bir muadelet var, nasıl bir denge var ya. Allah Allah.
Böcekler, sinekler, mikroorganizmaları bakın. Bütün canlıların rızkı vakti münasipte, eli yetişmediği yerde, ummadığı, bilmediği noktada Allah onların bütün rızkını veriyor. Merzukiyet hakikati. Ya. Ya. Rızkı veren kim? Allah. Ya. Ya. Sen mahluksun. Seni kim yarattı? Nasıl varlık alemine çıktın? Bak. Mahlukiyet. Mahlukiyet. Nasıl dünyaya geldin? Söyle bakalım yani. Annem mi verdi, babam mı verdi? Şimdi kadın doğum yapıyor, ebeye soruyor. Şimdi biraz teknoloji gelişti ya. Ebeye soruyor ki ya bu doğan çocuk oğlan mı kız mı? Bilsene bak senin içinden geliyor da. Haberi yok. Ya. Bak. Seni kim yarattı? Hadi. Sen iraden mi ana rahminde şekillendin? Ya. Bazen böyle gençlerle sohbet ederken söylüyoruz değil mi? Şimdi çocuk ana rahminde dünyaya gelecek. Alo 900 rahim attı. Telefonu kaldırıyor. Anne dünyaya geleceğim bana ne lazım? Annesi de cevap veriyor. Oğlum dünyaya gelecektin sana görmek için göz, konuşmak için ağız, yürümek için ayak, tutmak için el lazım. Bunları almadan gelme. Şimdi ana karnında göz, kulak, el, ayak fabrikası mı var? Kim verdi hadi? Ne? Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak açık. Şu ellerinizi kim verdi ya? Nereden aldın ya? Hadi. İlla diyor Allah diyeceksiniz ya. Başka yok. Mahlukiyet. Allahu haliku kulli şeyin. Yerler ve göklerdeki bütün mahlukatı yaratan kimdir? Halık Allah'tır. Ya. Ha. Rezzak kimdir? Merzukiyet. Rızıklandırma hakikati. Rızık varsa kanun da. İşte filan mahallede adam sofra açmış Ramazan günü. Bakıyorsun şimdi belediyeler ne açmış? İftar sofrası. Kim? Kimin? İşte İstanbul'da işte Pendik Belediyesi'nin sofrası. Akşam oraya gidelim bak. Sofra açılmışsa açan var da. Kanun diyor. Ya. Bütün mahlukatın rızkını kim veriyor? Ya. Bak. Masumların rızkı değil mi? Daha güzel geliyor ya. Çocuk dünyaya geliyor değil mi? Dil yok. Konuşma kabiliyeti yok. Bazı yavrular var doğduğu zaman gözleri kapalı 10 gün sonra 15 gün sonra gözleri açılıyor. Fıtrat kanunlarını bilmiyor. Nasıl beslenecek? Bakıyorsun Allah memeler musluğundan kan ve fışkı içerisinden bulanmadan, bulaştırmadan dünyanın en muaddi, en leziz nimetini ikram ediyor. Bak süt ne kadar nimet. Ha, rahmet var. Rahmet var bu. Süt rahmet ama annelerin şefkati sütten daha mükemmeline bir rahmet de. İlim dünyası ifade ediyor. Eğer annelerde şefkat olmasaydı hiçbir nesil devam etmeyecekti. Süt bir rahmet bak. Allah kan içinden, fışkı içerisinden bulanmadan, bulaştırmadan dünyanın en güzel nimetini yaratıyor. Rızkı kim veriyor işte? Rezzak olan Allah. İn'am kimin? Münim olan Allah'ın. İkram kimin? Mükrim olan Cenab-ı Allah'ın. Demek bir kerem sahibi var ki o veriyor. Ya. Şu sofralar kimin? Bakın. Demek bak, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına medar her meseleyi bu hakikat gözü içerisinde ummileştirip bakabiliriz. Demek takdir Allah'ın, tanzim Allah'ın, teşkil Allah'ın, tertip Allah'ın, rızık Allah'ın, inayet Allah'ın, hikmet Allah'ın, rahmet Allah'ın diyor. Evet. Mahlukiyet ve merzukiyet gibi sıfatlar dahi saniyet, rezzakiyet gibi şenlerin vücutlarına kat'i delalet ediyor. Şu sıfatın vücudu dahi bir zarure ve bir bedahe, bir hallak ve bir rezzak sani rahimin vücuduna delalet eder. Demek her bir mevcut taşıdığı yüzler bu çeşit sıfatlar lisanıyla zatı vacib bir vücudu. Bakın şimdi tıp o kadar gelişmiş ki değil mi? Yani aşağı yukarı şimdi tıpta böyle 70 tane şey var. Dal var bak. Bak. Her birisi uzmanlık. Bak. İşte vasıf da vasıf. Efendim. Bak.
Dişin ağrıyorsa dahiliciye gitmiyorsun bak. Cerrahın görevi ayrı, dahiliyecinin ayrı, ateşli hastalıkların ayrı, fizik tedavi ayrı. Say. Değil mi? Bak. Hepsinde bak tıpta ne kadar hastalıklara medar kapı var, ne kadar ilim şeyi var değil mi? Sahası var bak. Kulağın rahatsız, gözcüye gitmiyorsun. Gözün rahatsız, mideciye gitmiyorsun bak. İlimdeki tasnif neyi gösteriyor? Bak. Ha, vasıf ve sıfatları gösteriyor bak. Ha. Çocuk hastalıkları doktoru, profesörü bak beyin cerrahının sahasına giremiyor. Beyin cerrahı da psikoloji üzerine müessir olamıyor. Değil mi? Dahiliyeci fizik tedavi üzerine söz söyleyemiyor yani. Bakın. Ha. Vasıf ve sıfatlar. Ha. İşte filan yerde bir profesör var. İşte bu dünyanın en güzel cerrahı. Bak. Onun vasfı, onun sıfatı. Ameliyatı kim yaptı? Gözü çıktı. Efendim. Göz darbe yedi. Bak. Doktor aldı ameliyata, tikti. Tamam, güzel. Değil mi? Veya kalbinde bir sıkıntı oldu. O da güzel. Kalp nakli oldu. Tamam. Kalp durdu duracak. Bitkisel hayata girmiş, artık tükenmiş bir insanın kalbini çıkarttılar. Getirdi birisine taktılar. Eskiden beri kalp nakliyeti oluyor mu? Oldu. Peki, güzel. Şimdi bakın. Şimdi şu saat karşıda çalışıyor değil mi? Aa, ya bu saatin yeri pek iyi değil. Onu alıp şuraya çakalım. Böyle söktün. Saati söktün. Parçalara ayırdın. Getirdin bu duvara taktın. E bu bir maharet mi? Güzel. Aa. Şimdi doktorun yaptığı ne? Bir adamın göksünden, kalpte saate benziyor ya, sürekli çalışıyor ya. Bir adamın göksünü yardı, oradan kalbi çıkarttı. O duvardan çıkarttı. Geldi bu duvara, başka bir adamın göksüne kalbi taktı. Yerleştirdi, ameliyatı yaptı. Ondan sonra, neyse adam bir hafta sonra gözlerini açtı. Bakıyorsun gazetelerde, o hastanenin başhekiminden ta müstahdemine kadar ona teşekkür, ona tebrik. Ey güzel, güzel, güzel. Ya peki, ya bu saati yapan hakkında hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Saati duvardan aldı, getirdi bu duvara taktı. Çarşaf kadar medih sana, o hastanenin şusuna, busuna tebrik, teşekkür, teşekkür, teşekkür. Ya bu saati kim yaptı ya? Ya, ya. Saati yaratan kim ya? Şu kalbi yaratan kim? Allah bak. Allah'ı unuttu. Demek insan bütün cihazatının diliyle, bütün istat lisanıyla Allah'ın varlığına nedir? Ayettir, delildir, hüccettir, bürhandır yani. Evet. Bu şehadetler kabul edilmezse mevcudatın bütün bu çeşit sıfatlarını inkar etmek lazım gelir. Evet. Demek şimdi burada insanlara ait ne kadar vasıf ve sıfatlar varsa o sıfatların her birisi esma gözüyle bakmış olduğumuz zaman mesela yani dersi özetlersek ya biri birisiz olmayan vasıflar. Sanat varsa sanatkar var. Fiil varsa fail var. Değil mi? Eser varsa müessir var. Tahtiyet varsa fevkiyet var. Alt varsa üst var. Sağ varsa sol var. Evet başka. Takdir var. Kader. Takdir varsa mukaddir var. Bak Allah'ın mukaddir ismine ulaştık. Tasvir varsa musavvir var. Tanzim varsa münazzim, münazzim var. Terbiye varsa Rab var. Hikmet varsa hakim var. İlim varsa alim var. Kudret varsa kadir var. Ya. Muadilet varsa adl var. Say gitsin bak. Demek kainat bin bir esmanın diliyle Allah'ın vahdaniyetini hal diliyle ehli hakkata göstermiş oluyor. Cenab-ı Hak okumayı, anlamayı ve anladığını da yaşamayı bize muvaffak kılsın.
Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.